أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد موسى عليه السلام dinliyorduk. Bir toplumun öldürülme, bir toplumun yok edilme, bir toplumun tarihe gömülme planlarına karşı dimdik ayakta duran elinde asasıyla Musa aleyhisselam. Tersinden okursak cümleleri, ölmek, yok olmak, helak olmakla karşı karşıya gelen bir toplumun dirilmesi plan ve projeleriyle, elinde asasıyla Musa aleyhisselam. Firavun'a karşı duruyordu. Aslında Firavun'a karşı durmaktı belki yaptığı. Ama daha bir genel ifadeyle, kim Firavun olursa olsun, Firavun kim olursa olsun, Musa aleyhisselam gibi olmak zorunda olduğumuzu anlatıyordu Kur'an bize. Elinde asa, eli koynunda ve bu iki mucizeyle ama dilinde Allah'ın ayetleri Suhuf-i İbrahim'e ve Musa ile gelmiş. Yani Musa'nın sayfaları var elinde. Aynı zamanda dilinde Musa'nın sayfaları o ilk sayfalarla yani Medyen dönüşü Tur Dağı'nda aldığı belgeler bilgilerle vahiden kendisine sunulan özel bölümle Firavun'un karşısında. Dememiş miydi Allah? Hayır hayır endişe etmeyin. Onun Firavun oluşu gibi bir konuda siz farklı eğitildiniz belki. Korkak, ürkek davrandınız ya da onu büyük bildiğiniz zalim oluşu, hain oluşu sizi ürküttü, korkuttu belki. Ama hayır, ayetlerimle gidin ve ben sizinle beraberim dememiş miydi Allah? İşte bu örnekliğiyle Musa aleyhisselamın yanındayız. Ben dedi, kardeşim, abim Harun'la beraber, Allah'ın elçisi olarak, alemlerin Rabbinin elçisi olarak senin karşındayız. Bu elçiliğimizin konusunu söylüyoruz. Allah'a kul olmak, yarın ölüp yeniden dirilmeye göre hesap yapmak zorundasın. İnsanlara zulmetme. Seni Firavun yapan özelliklerden gel seni kurtaralım. Rabbine bir yol bul ve hidayete eriş. Ama bir de bir görevin daha var. İsrailoğullarını bırak artık. Götürmem gerekiyor. Aa niye gelmişti ki onlar? Ama ne işleri mi vardı onların orada? Takdir, cilve-i Rabbani mi derlerdi eskiden ya da tecelliyat-ı ilahi mi diyorlardı? İşte öyle bir konu. Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'u kaybetmişti. Kendisince öyleydi. Evet Yusuf kaybolmuş. Hatta Yakup'un diğer çocukları, Yusuf'u kardeşlerini kuyuya atmışlardı. Helak olsun, yok olsun diye. Aslında öyle değilmiş. Paketlemişler, kargoya mı vermişler? Bunu Mısır'a sultan olacak adamdır, delikanlı, genç işte budur. Götürün bunu diye kervana böyle mi? Hayır öyle değil, onlar bilmiyorlardı. Onlar bu işin böyle olduğunu nereden düşünsünlerdi? Ama meğer sonuç öyleymiş. Yakup aleyhisselamın o sevgili evladı Yusuf'u meğer kaybolmamış, gidilecek yerin ayarlanmasıyla, belirlenmesiyle meşgulmüş. Evet zindanlarda kalmış ya da sarayda entrikalara konu olmuş belki ama gün olmuş, devran dönmüş, zaman geçmiş. Yakup oğulları, yani İsrailoğulları Mısır'a gelmiş. Öyle istemiş isteyen, Rabbimiz öyle buyurmuş. Şimdi de hadi bakalım İsrailoğulları, dönün geriye denilecekti. Yani şöyle mi diyecektik, ama ya Rabbi, madem gidecektik de niye geldik, bu kadar sıkıntıyı niye mi çektik? Karşılığında ben size cennet vermek istiyordum da ondan derse ne diyeceksiniz?
Yani sizde öyle kimi sıkıntılarınız var mı oğlunuz kızınızdan ya da anne babanızdan ya da gelininiz kayınvalidenizden ya da komşunuz akraba eş dostunuzdan böyle sıkıntılarınız var mı? Sonunda da her şey güllük gülistanlık mı? Baba katiliyle yani barışma ortamı bile yaşadınız mı? Olabilir ama o zaman öyle imtihan oluyordu insanlar. Şimdi de böyle imtihan oluyorlar. Hani Peygamberimiz Efendimiz demiyor mu? Birbirini öldürmeye niyet eden iki kişi de sonunda cennete gider. Nasıl yani? Sahabe şaşırıyor. Nasıl ya Resulallah diye. Biri kafir, diğeri Müslüman. Kafir sonunda Müslümanı şehit ediyor ve o doğru cennete. Peki ya kafir olan? O da sonunda Müslüman oluyor, şehit oluyor, o da cennete. Olur ya, peki ama o adam ne diye o zaman kafir olarak bir Müslümanı şehit ettiydi? Önemli olan şehit olan açısından değerlendirin olayı. Tamam, öyle istemiş Allah ama o kul onun karşısına Müslüman olarak durmayı becermiş ve işte şehadet ile cennete gitmiş. Musa aleyhisselam Firavun'un karşısında kıyamete kadar bir örnek tavır olarak hadi dedi, alemlerin Rabbi olan Allah'ın dediğini dinle. O çıldırıyordu. Önce şaşkınlığından ne yapacağını bilemedi. Çare aradı, çözüm aradı, akıl danıştı, çevresindekilere sordu. Kolayı var dediler, hemen sihirbazları toplasak ama olmadı. İşin enteresan tarafı, o topladıkları, o yardım istedikleri, ama ne olur lütfen bizi destekleyin dedikleri adamlar da, hadi Musa'ya uymadılar mı? Demediler mi, âmennâ bi rabbil âlemin, Rabbi Musa ve Harun? Ne yapacaklarını şaşırdılar. Hemen tehdide başladılar. Öldürmekti en yapabilecekleri, daha yapabilecekleri yoktu. Onun ötesinde ne vardı ki? İşkence edecekler, azap edecekler ama sonunda öldüreceklerdi. Başka ne yapabilirlerdi? O da öyle dedi. Ama o da kâr etmedi. Öyle ya, ölümden ne diye korkacaktı bu insanlar? Firavun'u yakın tanıyorlardı. Karşılarında, yani onu mat etmek için ortaya çıktıkları Musa'yı çok daha yakın tanıyıp, onunla, onun Rabbi, kardeşi Harun'un da Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a inanç iddiasını gönülden söylemememişler miydi? Evet, öyle olunca ne diye korksunlardı? Ama dua edeceklerdi, konuyu belirleyeceklerdi. Dediler, yani inandık diye öyle mi? Benzer bir konuyu, aylar yıllar sonra sarayda imanını gizleyen, ama artık yeter artık demeyi bilen bir mümin kişi de söyleyecekti saraylılara. Hey ne oluyor diyecekti. Yani bir adam Rabbim Allah dedi diye öldüreceksiniz öyle mi? Evet, Rabbim Allah dedi diye öldürülmek. Öyle ifade ediliyordu. Arkasından Allah'a dönüp dua ediyorlar ve aman ya Rab üzerimize öyle bir sabır dök. Yani öyle bir sabır içine göm bizi ki, sabretmeyen hiçbir yerimiz kalmasın. Bütün bedenimiz, kafamız, gönlümüz, her şeyimiz, bütün imkanlarımızla biz, sana dönen, sabreden, dediğinde duran, imana sabit insanlar olalım diye dua ettiler. Böylece, istekleri Müslümanlıktı ve ölüm gelip çatacaksa, bizi Müslümanken bulsun diyorlardı. Ama karşı taraf durmayacaktı. Onların bu samimi tavrı diğerlerini ürkütmeye devam etti. Ve dediler ki, çevresindekiler Firavun'a dediler ki, yani Musa'yı ve kardeşini, üstelik bir de kavmini salıvereceksin öyle mi yeryüzüne, düzen bozsunlar diye, yıllardır neler çekmiştik oysa biz bu düzeni kurabilmek için. Bu sistem için, bu yapı için, bu yapılanma için biz ne imkanlar harcamış, ne canlar harcamıştık. Şimdi de seni ve ilahlarını terk etsinler, yeryüzünde düzeni bozsunlar diye, fitne fesat çıkarsınlar diye öyle mi salıvereceksin öyle mi Musa ve kardeşlerini, kavimlerini, salıvereceksin öyle mi İsrailoğullarını dediler.
korkunç bir tehditti, ciddi bir uyarıydı. Yani Firavun'u bundan daha büyük bir korku salamaz, Firavun'a bundan daha büyük bir korku veremezlerdi. Öyle yaptılar, o da kararını verdi. Tamam, hepsini keseceğim. Ne kadar çocukları varsa, 10 yaş, 15 yaş demeden, 3 yaş, 5 yaş demeden keseceğim. Bir bir öldüreceğim, toptan öldüreceğim. Ama kızlarını, ama kadınlarını onlara dokunmayacağım görünüşte. Çünkü onlar bize lazım. Hem hayasız olacaklar, hem bize hayat bahşedecekler. Hem onlar yaşayacaklar, ama onlar Firavun oğulları için yaşayacaklar dedi. Çünkü biz onlara ne istersek yapabiliriz. Bu noktada Musa aleyhisselam kavmine, dayanın, direnin demekten başka ne diyebilirdi? Allah'tan yardım isteyin dedi. Yani Allah size yardım etsin ama bu konuda siz direncinizi ortaya koyun. Çünkü yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğine lütfeder. Sonuç mutlaka muttakiler lehine olacaktır. Siz yeter ki takva ehli olun. Yani Allah'ı razı etme yolunu Allah'tan öğrenin. Büyükleriniz küçüklerinizden değil. İdare edenleriniz edilenlerinizden değil. Anne babalarınız, hacı hocalarınız, yazar çizerlerinizden değil. Cennete nasıl gidileceğini Allah'tan, yani onun mesajından, vahyinden, sünnetten öğrenin. Bunun üzerine onlar peygambere destek olmakla birlikte ama eziyet etmeyi bilen bu kavim, bu enteresan kavim şöyle karşılık verdiler. Abecanım Musa, sen gelmeden önce de biz böyle eziyete maruz bırakıldık. Sen geldikten sonra yine devam ediyor. Sen nesin, neyin nesisin, ne oluyor sana? Sen doğma döneminde nice yüzlerce, binlerce çocuk kesildi biliyor musun? Sırf senden dolayıymış, anladık. Şimdi yine aynısını yaşıyoruz. Bu ne soykırım, bu neyin nesi, bu ne menem şey, hep senden oluyor bu işler diye tariz ettiler. Can sıktılar. Moralleri bozuktu. Musa aleyhisselama da kızdılar. Olsun ama Musa aleyhisselam hakkı söylemekle görevli, onlara hakkı göstermekle görevliydi dedi ki, Asa rabbukum en yuhlike aduvveküm. Belli olmaz. Sizin ümidiniz yok mu? Belki de Rabbiniz bekleyin, sizin düşmanlarınızı helak edecek. Yani daha Mısır'da yeni, bu din yeni çıkmış ortaya, herkes yeni duyuyor, daha Musa aleyhisselamın yarını, Firavun'un geleceği belli değil, öyle görünüyor. Yani Firavun'un tahtından, saltanatından hiçbir şey değişmemiş, hiçbir tuğla yerinden oynamamış, hiçbir çivi gevşememiş, hepsi yerli yerince gibi görünürken, ama Musa aleyhisselam bakın ne diyor, belli mi olur? Sizin ümidiniz yok mu? Belki de Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder de sizi onların yerine yeryüzünün halifeleri eyler. Onlar çeker gider yok olurlar da arkasından siz kalırsınız yeryüzünde hayata hakim. Bakın bakalım nasıl amel edilecek, neler yapacaksınız, Allah sizi imtihan için belli mi olur, belki de böyle bir konuma getirir sizi dedi. Evet, o günlerde ses yoktu. O günlerde gelecek belli değildi. Şimdiki gibi mi? Şimdiyi bilmiyorum, değerlendirmeye gücüm yok. Ama aleyhissalatü vesselam dönemini hatırlıyorum. Hemen Medine'nin yakınına kadar gelen bir güçlü ordu kendilerince, Kureyş ordusu. Yani yeter artık Bedir neyse ama Uhud'dan sonra biz bu işe bir son verelim diye gelen Kureyş ordusu, içten çepeçevre ama düşmanlarla birlik anlaşma yolunda, anlaşma zorunda olan Müslümanların zorda kalma, darda kalma durumları, yani Medine'ye hendek kazılması zemini, işte o arada bir büyük kocaman kaya parçası, aleyhissalatü vesselam'dan başka onu kıracak, parçalayacak kimse yok.
şimşek gibi bir şerare, bir kıvılcım çıkıyor her vuruşta, birinde İran, belki birinde Bizans, birinde evrensel bir başarı, bir zafer görülüyor. Arkasından Peygamberimizin bu müjdesiyle coşan, sevinen sahabe, ama münafıklar, ama Yahudilerin ağzına bakanlar diyorlar ki, şunlara bakın, düşmana karşı savaşacak güçleri bile yok, tutmuşlar Bizans bizim olacak, İran'a biz sahip olacağız diyorlar. Bunların gördüğü rüyaya ne demeli dercesine alay ediyorlar, kahkahayı basıyorlardı. Ama öyle olmadı. Çok geçmedi. Yani uzun bir zaman beklemeye gerek kalmadı. O gün hayatta olanlar hem Bizans'a hem İran'a hakim olmaya başlamadılar mı? Demek ki olaylara peygamber gözüyle bakmak başka, Allah'ın desteğiyle yorum yapmak elbette başkadır. Öyle dedi Musa aleyhisselam. Belli olmaz. Belki de Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder. Bir ince işaret sezdiniz mi? Evet, siz yapamazsınız. Yani şu İsrailoğulları, bu köle ruhlu toplum, bu kendisini kaybetmiş, özgürlük nedir bilmez, şahsiyetini yitirmiş, ne yapacağını bilmez bir toplum, Mısırlılara, saraylılara, firavunlara bir şey yapamaz. Evet, bunu biliyorum ama, Rabbiniz de mi yapamaz, bilmiyor musunuz? Öyle dedi ve belki de yeryüzü sizin olacak ama acaba nasıl amel edeceksiniz, buna bakmak için diye haber verdi. وَلَقَدْ اَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ Artık çatışma başlamıştı. Artık sürtüşme başlamıştı. Soğuk mu, ılık mı, sıcak mı savaş başlamıştı artık bir çeşit. Ve Allah, Firavun oğullarını bissinin ve naksın mine temerat imtihan etmeye, tutup yakalamaya, ezmeye, sularını çıkarmaya başladı. Hem kıtlık yılları, hem kıtlık aylarıyla. Yani nice darlık zamanları, nice zorluk zamanlarıyla, nice meyveler, yiyecekler, içecekler, yokluk ve kıtlık dönemleriyle onları tuttu, yakalayıverdi. Belki tezekkür ederler, işin farkına varırlar, belki anlarlar ya da işi gündeme alırlar, ne yapacaklarını düşünürler diye yapıyordu ama onlar dinlemediler. فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ Kendilerine bir güzellik, kendilerine bir iyilik dokunsa, yani başlarına istedikleri gibi imtihan soruları gelse, şöyle rahat etseler, ürünler bol, piyasa güzel, hava yerinde, su yerinde olsa, قَالُوا لَنَا هَذِهِ Aa, biz buna layığız zaten dediler. İsterseniz bir Zümer suresi, isterseniz bir Kasas suresi, dilerseniz bir Fecr suresini bu ayetin anlaşılmasında yardıma çağırın. Yani şöyle hoş bir zemin, güzel bir ortamda mı imtihan oluyorlar? Ama canım, onlar layık bu işe zaten. Bu bizim lehimize, biz bu işe layığız. Bizim için bu olmalı zaten derler. Ama ve in tusibhum seyyiatun, eğer başlarına istemedikleri bir soru gelirse, yani sevmedikleri bir ortam, istemedikleri, istenmeyen bir zeminde imtihan olurlarsa, yattayyaru bi Musa ve men ma'a, başlarlar Musa ve beraberindekileri kötülemeye. Hep sizden bu iş. Bu huzursuzluğun temel kaynağı sizsiniz. Geldiniz, ikilik çıkardınız, fitneyi hortlattınız. Yani siz geldikten sonra bir uğursuzluk, siz geldikten sonra bir huzursuzluk başladı. Hep sizden kaynaklanıyor. Size neydi? Yani biz Tanrımızdan memnunduk. Biz Rabbimizi biliyorduk. Biz Firavun'la beraberdik. Evet, köle gibiydik. Evet, saltanat sahibiydik. Ya da bir hayat ki yaşıyorduk. Ama nereden çıktınız? Nedir sizin derdiniz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz diye hep onları suçladılar. Öyle ya, adam atasından, atasının babasından, babasının atasından duyduğu bir hayatı yaşarken kendince, hani bir halk tabiriyle,
cenneti görmeyen cehennemi yurt sanırmış, cenneti bilmediğinden dolayı o mevcut hayatını güzel idare ederiz, devam ediyoruz diyebilir insanlar. Ama hak ve hakikat cennet ortamı ortaya çıkınca, cennetle karşılaşınca, cennete gidecek yolla beraber olunca ya da içlerinden biri birkaçı cennete giden yolun insanı olarak kendilerinin ne yaptığını açığa çıkarınca huzursuzluk başlar ya. Bir arkadaş grubunda birisi namaza başlayınca ya da bir kadın grubunda birisi farklı giymeye başlayınca ya da bir oturumda biri Allah peygamber demeye başlayınca ya da bir mahallede, bir sokakta, bir caddede, bir bölgede ya da insanların beraber olduğu bir yerde birileri farklı bir söylem ama vahye dayalı bir söylem, bir eylem başlatınca insanlar böyle diyorlar mı ki? Allah da şöyle değerlendiriyor olayı. Ela innema ta'iruhum indallah velakinne ekserahum la ya'lemun. Hayır, hayır. Onlarda bir huzursuzluk evet var. Yani onlar uğursuzluktan söz ediyorlar diyelim öyle. Ama bu işi yapan, yani buna sebep olan ne Musa ne onunla beraber olanlardır. Ya? Ancak Allah'ın beyanı, Allah'ın ayarlaması, Allah'ın düzenlemesidir mesele. Fakat onlar nedense bilmiyorlar. Ve kalu, diyorlar ki, مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Nasıl da ciddiler, sevsinler onları. Kim sevecek mi? Birbirlerini tabii Allah sevmiyor. Ne kadar da ciddiler, ne kadar da masumane bir tavır takındılar. Aman efendim, yani ne kadar da kendilerini bir güzel ortaya koydular, tavır koydular, saflarını belirlediler. Dediler ki, yani ey Musa, sen bizi büyülemek için, bizi sihirbazlığının etkisini almak için, yani sen bizi büyünle alt üst etmek, darmadağın etmek için ne zaman, nasıl, hangi ortamda, ne tür bir ayet getirirsen getir, kesinlikle bilesin, ne yaparsan yap, biz mümkün değil, sana inanmayacağız dediler. Yani doğru aslında değil mi? Hazreti Musa değil ama, yani bir adam gelse, büyülese bizi, sihirbazlık yapsa, yani envai türlü çeşit numara çekse, biz o adama ne diye inanacakmışız? Tabii inanılmaz aslında ama bu inanmamak onun büyüsünden kaynaklanırsa doğru. Değilse, peki ya peygamberse ne yapacaklar? Şimdi tekrar düşünün aynı konuyu. Musa aleyhisselamın karşısındaki insanların durumunu değerlendirelim yeniden. Ne diyorlar? Musa, sen bize bir ayet getiriyorsun öyle mi? Ne tür, hangi çeşit, hangi konuda olursa olsun, asa gibi değil, yedi beyza gibi değil, aklımıza hayalimize gelmemiş, susacağımız, duracağımız, konuşamayacağımız, itiraz edemeyeceğimiz, ağzımızı, dilimizi, elimizi, ayağımızı bağlayacağın, gözümüzü bağlayacağın ne ortaya koyarsan koy, tüm göz bağlayıcılığın, tüm sihirbazlığına rağmen, فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Biz sana mümkün değil inanmayacağız, bunu böyle bilesin dediler. Yani, iman kapısını kapatacaklarını, her şeye rağmen iman etmeyeceklerini açık ayan beyan ortaya koyunca, فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ. Allah da, ama nasıl da Rahman Allah, Allah da onların üzerine tufan, çekirgeler, sonra kımıl denilen bir haşerat, buğday bitleri, üstelik bazen de kurbağalar ve hatta kan gönderdi. Açık, ayan beyan, tafsilatlı biçimde, fasıl fasıl, zaman zaman onlar boyun büksünler diye. Ama ne kadar acayip. Ama ne kadar enteresan. Ama ne kadar önemli. Bakın onlar ısrarla, inadına, kafir olmaya, inanmamaya niyetliler.
Ama Cenab-ı Hak da onların iman etmelerini, Cenab-ı Hak da onların iyi bir Müslüman olmalarını istiyor. Etmeyin, direnmeyin, güçsüzsünüz anlayın, ukalalık etmeyin, meseleyi kavrayın. Bakın ben istersen böyle ama bunları sizi azap etmek için yapmıyorum. Belki boyun bükersiniz diye, belki meseleyi kavrarsınız diye, belki anlarsınız diye yapıyorum diye zaman zaman Mısır'a bakmışsınız, bir tufan, her yer su altında. Belki hiçbir tarla sanki istisna edilmeksizin bütün tarlalar çekirge sürülerinin istilası altında ya da bütün kaldırdıkları tahıllar, buğdaylar, arpalar, yulaflar hepsi haşeratın mahkumu olmuş. Ama her taraf kurbağa yağmış sanki kurbağadan geçilmiyor ve bir de kan var ki anlatılması bile zor. İşte bunları Allah belki boyun bükerler diye, tazarru ve niyaz ederler diye, yani ukalalıklarından vazgeçerler, yani tamam ya Rabbi demelerine zemin hazırlar diye, öyle yaptı Allah. Ama onlar, festekberu ve kânû kavmen mücrimîn. Büyüklük tasladılar. Kendilerini yine de büyük bildiler. Hayır dediler, suçlu bir toplumdu. Hep öyle devam ettiler. Cürüm ehliydiler. Tefsirlerde öğrendiğimiz kadarıyla olayın gerçekleşme boyutunda ara boşluklar şöyle biraz. Mısır'a bir bakıyorsunuz, Firavun oğullarının bütün evleri, barkları, yurtları, yuvaları, hatta tarlaları, bağları, bahçeleri su altında. Ne o, Nil mi taşmış? Belki, ama gökten de inmiş mi bilmiyorum ama bir tufan, her taraf su. Devam eden ayetten öğreneceğiz. Şimdi genelini şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Hemen geliyorlar çaresiz kalınca. Önce boşaltmaya niyetler belki. Önce kanallar açıyorlar belki. Ama hakkından gelemeyince, ne yapacaklarını şaşırınca yine biliyorlar aslında. Geliyorlar Musa Aleyhisselam'a. Etme, eyleme Musa. Hani aramızda bir ahit yok mu? Seninle İsrailoğullarıyla, yani biz anlaşmalı değil miyiz? Hadi onun hatırına lütfen. Hadi Allah'a yalvar da Rabbine. Şu işler başımızdan bir kalksın. Biz sana iman edelim. Dahası İsrailoğullarını seninle beraber gönderelim diyorlar. Evet. Bir ihtimal mi? Yok zaten onları imana davet için değil mi bu iş? Allah da tufanı bitiriyor. Aman Allah'ım. Nasıl da mümbit arazi, bir de böyle günlerce sulanmış, artık önüne geçilmez değil mi? Hem de ne kadar verimli hale geliyor bağları, bahçeleri, ama tarlaları, her tarafta sanki boy boy buğday başakları. Bunun üzerine, hani iman edecektiniz? Hadi iman etmeyecek misiniz? Hadi bizi göndermeyecek misiniz? Dercesine bir teklif, itirazları basit. Aa, ne demek, yani sen ne yaptın da? Bu zaten olurdu bazen tarih boyunca. Nil taşardı, böyle sular altında kalırdı. İşte biz de o dönemi yaşıyoruz. Hem ki daha güzel döneme girdik. Yani bu bizim için sıkıntı değil ki. İşte mahsulat ne kadar bol, ne kadar çok demeye başladılar. Allah da sanki alın öyleyse dercesine bir çekirge sürüleri musallat etti ki Allah korusun. Alabildiğine, yani önüne geçilmiyor. Çekirge deyince siz şöyle bir parmak ya da iki santim çekirgeler anlamayın. Şöyle koca koca 7-8-10 santim çekirgelerin bir buğday tarlasına üşüştüklerini anlayın. Neredeyse kapkara bırakıyorlar arkadan. Hiçbir şey kalmıyor. Yine yalvar yakar, yine lütfenler, yine rica minnetler, tamamlar, devamlar, aman bitirelim, tamam gönderelim demeler. Evet, bitiyor çekirgeler. Bu sefer, biz bunu zaten görüyorduk, sizinle müdahaleniz oldu da, senin duan neymiş, yalvarman neymiş, öyle şey mi olur? Hayır, böyle olurdu bazen, hem bu kadar ürün, bu kadar bereket, biz zaten ancak hakkından gelecektik diyorlar
ve buğdaylarını toplayıp ambarlara koyuyorlar. Allah da öyle mi dediniz? Sanki öyle diyor, alın size dercesine bir buğday haşeratı, bir buğday biti musallat ediyor ki kahroluyorlar, mahvoluyorlar. Bunları düşünebilme imkanımız var. Ama düşünebiliyor musunuz? Şehrin her bir tarafını, sokaklar, caddeler değil sadece, ama bağlar, bahçeler değil, galiba her bir taraf, insanların bulunduğu her yerin kurbağa sürüleriyle dopdolu olduğunu düşünebiliyor musunuz? Şimdi arabalar dönemi, araba giderken her taraf kurbağa cesediyle dolacak, öyle mi? Ama kaynıyor sanki, vıngır vıngır her taraf, mutfağa bakıyorsunuz kurbağa dolu. Oturma odanıza bile gelmişler, sağdan soldan kapatıyorsunuz, bir minik delik bulmuşlar, o küçücük, henüz daha yavruları bile size rahatsızlık unsuru olarak burnunuzun dibinde bitmiş, nerede uyuyacaksınız, nerede yatıp kalkacaksınız şaşırıyorsunuz. Kurbağalar dünyası sanki sizi istila etmiş. Azabı anladınız mı? Peki ya bugün böyle bir şey yoksa, daha iyi Müslüman olmak için böyle bir şey mi bekliyoruz? Ya da ne dersiniz, ne yapmamız gerekiyor, biz de daha iyi bir Müslüman olmak için başımıza böyle şeyler gelsin de ondan sonra mı diyoruz? Hele bir kan deryası ki o bambaşka. Yıllar önceydi, Mısır'da çekilmiş bir Musa Firavun filminin bir bölümünü seyretmiştim. Yani gerçekten dayanılmaz. Yani eğer biraz aklı olursa insanların ancak iman edilir karşısında, itiraz edilmez bir gerçek. Firavun oğullarından biri azgın ama tedirgin. Her halinden belli. Yerinde duramıyor. Tabii belli ki susamış. Çünkü bağırıyor su diye. Getiriyorlar. Nefis, berrak bir su. Hatta camda mı yoksa bir toprak testide mi fark etmez. Ama bir kase mi, sırlı mı, yani bugün için yok efendim melamin mi, porselen mi, fark etmez, temiz bir su getiriyorlar. Adam hırsla alıyor, iştahla ağzına götürüyor, ama tedirgin, ama huzursuz, ama ne olacağını biliyor biraz. Ağzını değdirir değdirmez, kan oluyor su, atıyor onu. Bağırıyor, götürün bunu, ben su istedim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Onun yerinde olmayı kim ister? Başka bir su getiriyorlar. Tekrar getiriyorlar. Köleleri getiriyor. İsrailoğullarından birisi, ikincisi, üçüncüsü getiriyor. O olmadı deniyor. Onu öldürecek, ötekini parçalayacak, berikinin gözünü oyacak belki. Çünkü su bulmalarını istiyor. Kana dönüşmeyecek bir su. Aptallığa bakın. Allah onu öyle yapıyor deyiverse, itirazından dönmesi için Allah sanki rahmeti, şefkat ve merhameti gereği zorluyor deyiverse, her şey çözülecek ama onu demiyor, inadına diyemiyor, şeytana uyuyor diyemiyor, şeytan hayatını güzel gösteriyor demiyor diyemiyor ve su istiyor. Sonra aklına geldi, kölesi yani İsrailoğullarından biri su getirirken aklına geldi, dedi ki, dur bakayım orada. Durdu, gözleri açılmış, bir tehlikenin önünde, bir tehlikenin öncüsü durumunda olan, böyle bir pozisyonda gözleri şöyle kocaman olmuş birisi olarak bekliyor. Diyor ki o Firavun oğullarından adam, o azgın adam, iç bakayım o suyu, içiyor. Birazını ağzında bırakıyor, tükür bakayım yere, su, tamam, adamın içtiği su, buna emin oluyor, ver bakayım bana, içiyor, yine kan gölünden bir parça sanki, perişan oluyor, kuduruyor, çıldırıyor, ne yapacağını şaşırıyor, derken son çare, çağırıyor kölesini, al ağzına suyu diyor, benim ağzıma sen dök, ağzından dök. Yani meğer insan ağzına su olarak girdikten sonra benim ağzıma da aynı olsa, şaşkına bakın. Gafile bakın, ne yaptığını şaşırmış, ne edeceğini bilmez adama bakın. Onun ağzında su, senin ağzında değil ki. Öyle yapıyor ama çaresiz köle. Ağzından veriyor adamın ağzına suyu ama ağız değiştirince yine kan oluyor. Öyle değil mi zaten?
onun için helal olan diğeri için haram olmaz mı bazen? Onun için haram olan el değiştirince helal olmaz mı bazen? İşte bunlar yaşanıyor. Kan ve her taraf kan. Suyun bittiği nokta, suyun kana dönüştüğü nokta. Öyle olmasaydı, yıllar önceydi, ben bu ayetleri duymamıştım, bir fıkra, bir hikaye okumuştum, altın arayan adam diye. Yeryüzünde el atmadık, ayak basmadık yer bırakmıyor. Hikaye bu. Altın arıyor, her şey altın olsun diye yol arıyor. Yalvarıp yakarıyor sonunda. Çare o biliyor. Yani Allah'a diyor ki, Ya Rab, elimin değdiği her şey altın olsun. Aklı eren insanlar uyarıyor, etme. Ya Allah verirse kahrolursun diyorlar, yapma. Adam anlamıyor. Gözü dönmüş, altın istiyor. Elini neye dokunsa altın olacak. İşte o günü bekliyor. Yalvarıyor, yakarıyor, dua ediyor, geceleri uyumuyor. Gündüzleri ibadet ve itaat ediyor bunun aşkına, altın aşkına, niyet ettiğim altın aşkına diye. Sonra Allah da al kulum öylesi diye veriyor bu imkanı. Elini dokunuyor sandalyeye, anında altın oluyor. Şaşırıyor, seviniyor, ne yapacağını şaşırıyor. Deniyor, acaba diyor, gerçekten mi, bu mu, altın mı, tamam mı? Evet, altın olmuş. Ama önünde kalem alıyor eline, o da altın olmuş. Peki, ya acaba, pür dikkat, yavaş yavaş, bu iş biter mi, kaçar mı elinden, bu imkan son bulur mu diye korkuyla, şöyle yavaşça saatine dokunuyor, altın olmuş. Peki ama masası altın olmuş. Evet, hepsi. Nesi var, nesi yoksa çevresindeki bütün eşyalar, yastığı kucaklıyor altın, yorgana dokunuyor altın, duvarları dokunmaya, duvarları kucaklamaya, kapıyı, pencereyi altın etmeye çalışıyor, çok güzel, fevkalade, çıldırıyor, ne yapacağını şaşırıyor, oradan oraya, oradan oraya, önüne gelen, arkasından yetişebildiği, var olan, görebildiği her şeye dokunmaya ve hepsini altın etmeye çalışıyor, bir altın dünya kuruluyor birden. Ama bunca efor sarf edilince acıkmaz mı insan, yorulmaz mı insan, şöyle oturup dinlenip bir hani kahve altı, üstüne kahve ya da bir su içecek ya da bir kahve içecek değil mi ya? Ekmeği alıyor eline, ah o da altın oluyor. İkinci bir ekmek, o da altın oluyor. Ekmek olmasın, elmayı yesem o da altın oluyor. Ayvayı yesem zaten altın olmuş. Derken su da içemiyor, hepsi altın ve böylece altınları geride bırakıp boynu bükük ölüp gidiyor. Öyle olmaz mı insanlar? Öyle değil mi şimdi insanlar? Elime attığım altın olsa, her tuttuğum altın olsa, hep beraber olduğum altın olsa diye çalışan, çabalayanlar sanki o altınlarını yiyebiliyorlar mı? Ya da götürebiliyorlar mı? Onlara baka baka ölüp gitmiyorlar mı sanki? Velemma وَقَى عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ Bir azap, bir ikab, bir ceza onların başında böyle bitince, قَالُوا يَا مُوسَى Dediler ki, ey Musa, اُدْعُوا لَنَا رَبَّكْ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكْ Geliyorlar Hazreti Musa'ya, tufan olunca geliyorlar, çekirgeler her tarafı sarınca geliyorlar, buğday bitlerinden rahatsız olunca, çaresiz kalınca geliyorlar, kurbağalardan bizar, çaresiz geliyorlar. Kan onların kanını bitirince geliyorlar ve diyorlar ki, ey Musa, sen aramızdaki ahde dayanarak sen, anlaşmamızın gereği sen, madem ki biz anlaşmışız, aramızda bir akit var, işte bundan dolayı sen, hadi Rabbine dua ediver de, vay huysuz adamlar. Oysa, biz Rabbimize dua edelim de bitsin bu iş. Artık o bizim Rabbimiz olsun. Allah'ı biz Rab ve ilah kabul edelim diyecek yerde hala inadına inkardalar. Rabbine dua ediver de bu iş bizden bir kalsa le'in keşefte anner rize eğer sen bu işi bizden kaldırabilirsen bu azap üstümüzden kalkarsa le'nü'minenne lek kesinlikle sana iman edeceğiz. Ve le nursilenne ma'ak beni İsrail. Seninle beraber İsrail oğullarını kesinlikle göndereceğiz dediler.
tekit üstüne tekit ile, ısrarla ve tekitli söyleyerek, eğer sen aramızdaki anlaşmaya dayanarak, hadi bak biz akit sahibi, biz birbirimizle ahitlenmiş, söz vermiş durumdayız. Buna dayanarak Rabbine dua et de, eğer bu azabı, eğer bu cezayı, eğer bu kötü ortam üzerimizden kaldırır, çekip alabilirsen, kesinlikle ama mutlaka sana iman edecek ve de kesinlikle mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndereceğiz diyorlar. Hatırladınız mı? Demek ki bu o toplumun ruhunda var. Yani Firavun oğulları Musa aleyhisselama gelip Rabbine dua ediver de işte böyle böyle oluversin diyorlar. Rab kimin? Onlara göre Musa'nın. Kendileri onu kabul etmiyorlar. Hatırlar mısınız? Bakara suresine konu olan, isim olan bir olay var. Bakara olayı. Musa aleyhisselam diyor ki, Allah size emrediyor bir bakara kesseniz. Onlar ne diyorlardı? Rabbine dua ediver de, acaba nasıl bir bakaraymış o bize anlatsın. Kendilerinin Rabbi değil sanki, yani Firavun oğullarının kanına yerleşmiş, karakteri olmuş bu yapı, demek ki kölelerine de yansımış. Yoksa benzer şeyler şu anda bizde de mi var ki? Birilerinin kanı iliği olan gerçekler, birilerinin kendisi olan, onların şahsı, şahsiyeti olan, kimliği olan olaylar ya da değerlendirmeler, bizim onlar karşısında ezikliğimiz, özgürlüğümüzü kaybetmemiz neticesi ya da köleliğin psikolojisi gereği, yoksa bize de mi geçmiş dersiniz? Siz hayata bir bakın, değerlendirmelerinize bir bakın. Acaba onsuz olmazları neye göre sıralıyorsunuz? Allah mı öyle dedi, peygamber mi öyle istiyor, yoksa size mi öyle geliyor? Öyle yalvardılar. Aman dediler, zaman dediler, lütfen dediler, imkan dediler, yalvardılar, yakardılar. Bu iş bir bitsin, biz kesinlikle iman edeceğiz. Ama kesinlikle İsrailoğullarını salıvereceğiz dediler. Felemma keşefna anhumur ridze. Biz, ila ecelin hum balivuhu, onların üzerindeki bu azap ikab ortamını bir süre kaldırınca, idâ hum yenküsûn, yine dönüverdiler. Yine dalıverdiler. Yine kalıverdiler. Yine aynı hayata dönüverdiler. Hani öyle yapmayacaklardı ama yalan söylediler. Hani öyle yapmayacaklardı ama ciddi değillerdi ya da çaresizdiler. Hani derler ya, Allah'a yalvarırken insanlar bazen böyle bol keseden atarlar, iş ciddiyete binerse kandırmıştım derlermiş. İki kafadar, kayıklarına binmişler, balık toplayacaklar. Şöyle bir teneke olmuş balık. İkinci tenekeyi de yarılamışlar, neredeyse geçmiş. Birdenbire hava değişmiş, bir fırtına, kayık alabora oluyor. Bir o yana bir bu yana yatıyorlar, kayığa sular doluyor. İkisi iki tarafta onları atmaya uğraşırken, biri bir uçta Allah'a yalvarmaya başlıyor. Allah'ım, eğer bu fırtınayı dindirirsen, sana bir teneke balık vereceğim. Berikinin kulaklarına geliyor bu ses, ama neyse, hadi biri gitti ama birisi kaldı, idare edelim neyse olsun bakalım, balık tenekesinin biri gitsin bakalım Tanrı'ya diye, pek eyvallah etmiyor, hoşuna gitmese de. Ama bakıyorlar ki fırtına dinmiyor, tehlike devam, Beriki duasını iki kata çıkarıyor. Ya Rabbi, eğer bu fırtınayı dindirirsen, söz veriyorum sana iki teneke balık vereceğim diyor. Öteki hemen atılıyor. Sus lan, kes sesini. Ne yapacağız biz o zaman? İkisini de Allah'a verdin de biz ne yapacağız deyince, sus lan diyor yavaşça. Kandırıyorum, Allah'a neye vereyim de balıkları diyor. Öyle değil mi insanlar? Sanki kandırıyorlar kendilerini değil mi? Öyle, başka kimi kandıracaklar ki zaten? Bunlar da Musa'yı kandırıyorlar sanki, Allah'ı kandırıyorlar sanki. Yani kendilerine göre de kandırdılar yani az çok. Bak işte azap ikab dursa dediler, durdu ama dönüverdiler yine eski yanlışlarına. Allah da, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
bir olmadı, iki olmadı, üç olmadı, dört olmadı, beş, yani ne varsa tufandan döndüler olmadı, çekirgeden kurtuldular olmadı, buğday bitlerinden kurtuldular olmadı, kurbağalar her tarafı sarmıştı, azap ve ikaptı, ceza idi ama ellerinden gelen bir şey yoktu, Musa'nın duasıyla kurtuldular, yine olmadı. Kandan da kurtulunca artık hak etmediler mi? Fentekamna minhum. Allah da onlardan intikam alıverdi. Böylece fe'araknahum fil yem. Denizde boğdu onları. Bi ennehum kezzebu bi ayatina. Çünkü onlar ayetleri yalan sayıyorlar. Ve kanu anha gafilin. Ve ayetlerden gafil davranıyorlardı. Olayın bundan sonraki bölümleri Kur'an'ın diğer yerlerinde anlatılacak. Yani burada bu kadarını anlatınca biz de bu kadarla yetiniyoruz. Hatta bir gece çıkacaklar. Arkasından takip edilecekler. Önlerinde deniz, arkalarında Firavun'un ordusuyla İsrailoğulları zorlanacaklar. Ama Allah yol gösterecek. İşte o bölümler yok burada. Ama şöyle bir değerlendirme görüyoruz. Ve evrasnel kavmellezine kanu yustazafuna meşarikal ardı ve megaribe helleti barakna fiha. Fakat biz, diyor Allah, bu zayıf bırakılan toplumu, bu güçsüz, bu sahipsiz, bu kimsesiz insanları, çevresini mübarek kıldığımız, doğusunu, batısını mübarek kıldığımız bir bölgeye mirasçı kılmışız. Gittiler oraya, oraya yerleşecekler. Böylece ve temmet kelimetu rabbikel husna. Allah'ın güzel ismi, Allah'ın güzel yasası, Rabbin en güzel kelimeleri böylece tamamlanmış. Ala beni İsrail'e bima saberu. İsrailoğulları dayanıp direndiklerinden dolayı, Hazreti Musa ile beraberliklerini bıkıp usanmadan sürdürdüklerinden dolayı, Allah onlara böyle nimetler vermiş, nimetlerini, yasasını tamamlamıştır. Beri tarafta, وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ. Firavun ve kavminin yapıp ettiklerini de yerle bir etmiş, darmadağın etmiştir. Ve mâ kânû yârifûn ve bütün yapıp ettikleri yapıları, yapılanmaları, binaları, arşları, kürsileri, bağları, bahçeleri, yani neleri var neleri yoksa, hatta zevk alanları, kamelyaları dahil hepsini yerle bir etmiş, darmadağın etmiştir. Tekrar son iki ayete, 136 ve 137. ayetlere dönüyorum. Demek ki, etmeyin, azabım var, kaçamazsınız, ikabım var, bak ben güçlüyüm, siz zayıfsınız, itiraz etmeyin, isyan etmeyin dedikçe Allah, insanlar dinlemediler, isyanlarını, itirazlarını sürdürdüler ya, sonunda Cenab-ı Hakk'ın azabı ve ikabını hak ettiler, Allah da onlardan intikam alıverdi, her şeye rağmen Müslüman olmamakta direnen bu insanlara cezasını veriverdi. Ve onları suda boğdu. Aklıma geliyor. Cehennemin o korkunç kızgın ortamında, ateş ortamında insanlar yanıp kavrulurken su isteyeceklermiş ya, galiba Nuh kavmi ile Firavun oğulları su isteyemezler mi ki diye aklıma geliyor. Çünkü onlar dünyada su ile başlarına gelenleri zaten biliyorlar. Ama oh olsun, elbette başlarına gelen en uygun bir cezadır. Evet, suda boğuldu onlar çünkü Allah'ın ayetlerini yok sayıyorlardı. Dalga geçiyorlardı, ilgilenmiyorlardı, aslı faslı yok diye bakıyorlardı olaya ve gafil davranıyorlardı. Yani gereğini anlamıyor ya da anlamak istemiyorlardı. Sonunda ne oldu? Evet, Firavun oğulları helak oldu. Onları Allah yerle bir etti, darmadağın etti ama beri tarafta, onunla ilgili, konuyla ilgili şöyle bir değerlendirme görüyoruz. Duhan suresinde Allah dedi ki,
geceleyin yürüt kullarımı, ama dikkat et, takip olunacaksın. Denizi sen geçtikten sonra öylece bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur. İşte bundan sonrasına bakın. Kem terakû min cennâtin ve uyûn ve zurû'in ve makâmin kerîm ve nâmetin kânû fîhâ fâkihîn. Nice bağlar ve bahçeler, nice pınarlar ve su başları, nice ekinler ve tarlalar, nice değerli konumlar ve durumlar ve statüler ve ki zevk aldıkları, duydukları, doydukları nice nimetler, nice nimetleri geride bıraktılar. Ama işte böyle. Bizse ve evrasnâhâ kavmen âkârîn, artık bu imkanları başka bir kavme verdik, artık orada başkaları yaşıyor. Onlarsa فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْزَر۪ينَ. Onlara, yani Firavunoğullarına, ne gök ağladı, ne yeryüzü gözyaşı döktü, bakan çeken de olmadı, diyordu Allah. İşte öyle helak olup gittiler. Allah da onların zayıf bıraktı. Bunlar hiçbir şey yapamaz dediği, mümkün değil, ne yapsalar boş diye baktıkları, bu gariban, bu zayıf bilinen, bu zayıf bırakılan insanları, bu ezilen insanları yeryüzünün doğusuna ve batısına, ki oralara Allah bereketler ihsan etmişti, oraları onlara varis kıldı, onları miras olarak onlara lütfetti. Yani artık bundan sonra onlar bu imkanlardan yararlanacaklardı. Böylece Allah'ın yasası gerçekleşti. Allah'ın onlar adına güzel bir kararı vardı. Sanki demişti ki baştan bu yana, eğer dayanır direnirseniz, eğer bıkıp usanmazsanız, eğer Musa'nın safında yer almayı sürdürürseniz, eğer sabırlı olursanız, eğer Musa ile beraber olur, onunla birliktelikten usanç duymaz ya da karşı gelmezseniz, size ben güzel güzel nimetler vereceğim ya da imkanlar hazırladım dediği yasası işte böylece gerçekleşti. Ama beri tarafta وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Yani Firavun'un, kavminin, hepsinin yapıp ettikleri, yücelttikleri, ortaya koydukları bütün yapıları, bütün yapılanmaları, bütün hayat programları hepsi alt üst oldu, darmadağın oldu. Sonra denizi karşı geçtiler. Efendim nasıl geçtiler? Kur'an'ın başka bölümlerinde anlatılır. Burada orası yok. Ben A'raf suresiyle beraberim. Onun anlattığı kadarını anlıyorum. Ama ben bu anlatılanlarla diğer sureleri hatırlamam yasak mı? Ama herkes kendi bildiği kadarını hatırlasın. Az bilenler az hatırlasın, çok bilenler çok hatırlasın. İşte oralara bir atıfta bulunup biz hemen dönüyoruz. Karşıya geçenlerin haline bakıyoruz. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ. Geçtiler karşıya, denizi açtılar, kurtuldular Firavunoğullarından, gözlerinin önünde hepsi battı, yok oldu, helak oldu, boğuldu gitti. Ama karşıya geçen bu toplum, baktılar ki bir kavim var. Uğradıkları yol üzerinde, geçerken gördükleri bir toplum var, onlar kendilerine aittir bilinen, öyle idare ettikleri, öyle ortaya koydukları putları var, onlara tapıyorlar, kulu kölesi oldukları putları olan bir kavim, hemen dediler ki İsrailoğulları da, قَالُوا يَا مُوسَى اِجْعَلْ لَنَا اِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً. Bak bak Musa ne kadar güzel, bak madem bunların ilahları var, putları var, bize de ilahlar bulsan ya, dediler. Kale, innekum kavmun teşhelûn. Kalu ya Musa, ic'al lena ilahen kema lehum âlihe. Yani madem ki bunlar, bak ne kadar güzel ilahları var, ama bize de ilahlar bulsan ya, dediler. Ama Musa aleyhisselam dedi ki, siz, bak ne kadar korkunç, ama siz inneküm kavmun teşelûn, çok cahil bir kavimsiniz. Bu neyin nesi? Nereden çıkardınız? İnne hâulâi mutebberun mâhum fîh ve bâtilun mâ kânû yâmelûn. Yani eğer bu insanlara emrendiyseniz, onların bütün işleri darmadağın olacak
ve yapıp ettikleri de iptal olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.